Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdalus salati ve etemmut teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Bir önceki dersimizde şeytanın düşmanlarını anlatmıştık ki 15 taneydi. Bugün ise şeytanın dostlarını anlatacak ki bu da 10 tane. Yine dediğim gibi hadis olmayan bir kaynakta Tenbihul Gafilin İmam Semerkandî'de geçmiş. Demiş ki şeytan Peygamber Efendimiz soruyor. Şeytan da cevap veriyor. Şeytan diyor ki bu sefer senin yeryüzündeki dostların kim? Benim ümmetimden dostların kim senin? O da diyor ki benim dostum 10 tane. Birincisi Sultanun Cair. Zalim yöneticileri. Bir yerde yönetici oldu veya bir yerde başkan oldu veya bir yerde yönetici oldu veya bir yerde patron oldu veya bir yerde ustabaşı oldu. İnsanlara zulmeden, insanlara haksızlık eden kişi. Bu benim dostumdur diyor. İkincisi Ganiyyun Mutekebbir. Kibirli zengin. Allah'ım cümlemizi böyle olmaktan muhafaza eyle. Cennete de giremez yani. Kalbinde zerre kadar kibri olan cennete giremez diyor. Hele bir de yani bir insan kibirli olup hem de zengin olursa Allah'ım böylelerin şerrinden muhafaza eylesin inşallah. Üçüncüsü tacirun hainun. Hain, aldatan tüccar. Aldatan tüccar, insanları kandırıyorsa, insanları aldatıyorsa, gösterdiği malı değil de başka malı veriyorsa veya verirken hainlik ediyorsa ne yap bu insan? Yine Allah'ın düşmanı aynı zamanda ne dedi? Allah'ın dost düşmanı, şeytanın da yeryüzündeki dostu. Ve Rabi'u dördüncüsü Allah'ım nefsimizi, neslimizi, ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyleye. Şerbül hamr, içki içen. İçki içen kişi ümmet-i Muhammed'in evlerinden uzak eylesin inşallah. İçen kardeşlerimize de tez zamanda tövbeye nasip eylesin. Vel hamisu beşincisi muhterem kardeşlerim. Haksız yere adam öldürenler yani. Hiç acımadan, merhamet etmeden, haklı haksız demeden adam öldüren kişiler yani. Adam öldürmeden aman ha aman kaçının dikkat edin. Çünkü وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا diyor Allah-u Teala. Kim bilerek, isteyerek bir mümini öldürürse فَجِزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَ. Gideceği yer cehennem ya. Bilerek ve isteyerek yani öldürürse. Altıncısı sahibi zina. Allah'ım zinadan da cümlemizi muhafaza eylesin. Altıncısı şeytanın dostları zina eden kişi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de öyle dua etmiş arkadaşlar. Allah'ım gözlerimin şerrinden, elimin şerrinden, ayaklarımın şerrinden, karnımın şerrinden ve menimin yani menimi haram yere akıtmaktan veya başka bir tabirle zina etmeden sana sığınırım diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Böyle dua etmiş. İşte zina eden kişi de şeytanın dostuymuş, Allah'ın düşmanıymış. Yedincisi ekilu mel yetim, yetim malı yiyen kişi. Allah'ım nasip etmeye inşallah yetim malını yemeyi, yetimin başını sıvazlama ile ilgili, yetimi sevindirmeye ilgili ne kadar hadis-i şerifler var ya. Yetimin malını yemeyi ile ilgili de çok hadis-i şerifler var ki azap, yani insanı korkutucu, ürkütücü hadis-i şerifler var. Sekizincisi el mütehavinu bis salat, namaza gevşeklik eden kişiler. Genç kardeşim, Müslüman kardeşim, sen Müslümansın. Namaz kılman gerekir. Namaza gevşeklik etmemen gerekir. Şeytan seni aldatmaya, kaldırmaya çalışsa da sen kanma, aman ha. Bak bugün daha gittik bir akrabamızı gömdük, dün birini gömdük, evvel gün birini gömdük. Şimdi onlar orada hesap veriyor yani. Sen de biz de bir gün gidecek, sen de gideceksin. Biz de hesap verecek. Aman ha aman namaza gevşeklik etme. Gevşeklik ettin mi Allah'ın düşmanı, şeytanın yeryüzündeki arkadaşısın. Dokuzuncusu mani'uz zekat. Zekatı vermeyen kişi. Ya ben kazandım, ben ettim deyip de insanlara zekatın malını vermeyen kişi yani. Geçen gün bir yere gittik, bir kardeşimiz öyle dedi. Ya hocam hakkıyla insanlar zekatını verse şu Türkiye'de değil dünyada belki fakir kalmaz yani. Hakkıyla zekatını vermiş olsa ya. Dünya Türkiye'de de Antep'te değil, Türkiye'de fakir kalmaz ya. Onuncusu ise velâşu ellezî yutîlul emel. Uzun emelli olan kişiler yani. Şunu alacağım, şunu edeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hep hedefi alma, satma, yapma, etme yani. Hiç ya Allah'tan korkma zamanı geldi diye yok yani. Namaz zamanı geldi, ibadet zamanı, kulluk zamanı geldi diye öyle bir hedefi gayesi yok. Sadece alma, satma, yapma, etme hani. Bu kişi de yine nedir diyor. فَهَاُولَيْ أَصْحَابِي وَاِخْوَانِي Şeytan diyor ki işte bunlar benim arkadaşlarım ve ihvanlarım ya. Kardeşlerim ya. Sen kardeşim ölç, iyi tart. Yani ey zengin kardeşim, ey yönetici kardeşim, ey tacir kardeşim, ey içki içen Müslüman kardeşim, ey zinaya yönelen kardeşim, ey faiz yiyen kardeşim yani.
namaza gevşeklik gösteren kardeşim, zeketi vermeyip uzun emel peşinde olan kardeşim, sen Allah'ın dostu mu olmak istiyorsun, yoksa Allah muhafaza eylesin düşmanın, şeytanın dostu mu olmak istiyorsun? Artık sen seç, ona göre karar ver. Allah'ın dostu olursan Allah-u Teala seni sever, peygamberi sever, yerin cennettir. Şeytanın dostu olursan Allah seni sevmez, peygamberimiz seni sevmez, insanlar seni sevmez ve gideceğin yer de Allah muhafaza eylesin cehennemdir. Rabbim cümlemizi şeytanın şerrinden, cehennemden cümlemizi muhafaza eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.